İyi bir doktor programından herkese iyi akşamlar efendim. Ben Doktor Cemil Ulusan. Bu akşamki konuğumuz ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanı Doktor Bora Öncü. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Tabii geçen hafta yapacaktık programı, öyle tanıtmıştık ama hem hocamın biraz sağlık problemi oldu sesle ilgili, hem benim biraz sağlık problemi oldu. Normalde çok fazla böyle seste problem olduğu zaman yayına çıkmak arzusunda değilim ama hocamla da programdan önce onu konuşuyordum. Televizyonda öyle garip şeyler var ki, yani öyle garip sesler, öyle şeyler anlatıyorlar ki bizim azıcık sesimizin çatalı da affola diyelim bugün. Evet. Ben toparladım, hocam da bir tık kalmış tabii, ağız dişle uğraştığınız için hocam sizin florayla toparlaması biraz daha zor oluyor. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ben hemen hemen her sezon bir diş programı muhakkak yapmak isterim. Fırsat olsa bir 2-3 de yapılabilir tabii de. Ama hiç es geçmekten iyidir. Şunu fark ettim. 20 yıllık yayıncılık hayatında hiç hemşire arkadaşlar davet etmemişim. Gerçi hemşirelikle, yani hemşire olarak sağlığın başka sektörle uğraşan arkadaşlar oldu da yayında. Direkt hemşirelikle ilgili bir program yapmamışım. İlerleyen haftalarda hemşirelik haftasında bunun hazırlığını yapıyorum. Biraz kalabalık bir ekip gelecek inşallah. Bunun da müjdesini şimdiden vermiş olayım. Arkadaşlara da buradan iletmiş olalım. Hocam, ağız, diş ve çene cerrahisi. Yani bakınca sanki böyle KBB'den geliyormuş gibi geliyor ama siz diş doktorusunuz. Diş doktoruyuz. 5 yıllık üniversitedeki diş hekimliği fakültesi üzerine yapılan bir uzmanlık dalı kendisi. Ben hep şey düşünüyorum hocam, ya sanki tıp fakültesinden ayrılsa daha güzel olurmuş gibi geliyor bana. Bir sebepten diş ayrı olmuştur da. Aslında birçok ortak noktası var. Özellikle evet. Çene cerrahisi çene dokuları ve çevre dokuları çok ilgilendiriyor. Bunda sinüs boşlukları, çene eklemi rahatsızlıkları, bazen kulak rahatsızlıklarına kadar veya çenenin ileriye geri alınması gibi büyük majör cerrahi işlemlerin yapıldığı alanları kapsıyor. O yüzden çene cerrahisinin alanı biraz geniş. Aslında bazı ülkelerde, Amerika'da ve İngiltere'de çene cerrahisi bölümü tıp fakültesiyle beraber eğitim yapılıyor. Evet. Türkiye'de biraz daha farklı şu an. Bu biz Avrupa ekolü müyüz? Yani Avrupa ekolü mü öyle acaba? Biraz daha Avrupa ekolüyüz, Avrupa evet. Ekolü. Amerika biraz değişik, şey, sistem olarak biraz değişik evet. İşliyor. Biz biraz daha Alman ekolüyüz diye biliyorum. Elinize sağlık hocam. Yani sonuçta bize de bazen hastalar gelir dişle ilgili sorar. Biz de hani kendi çapımızda bazı şeyler yaparız ama yine bir diş hekimine göründü mü deriz. Başka bir fakülte çünkü yani. Evet. Demek ki başka bir ayrı bir bilgi eğitim muhakkak var. Ama bugün 20 yaş dişlerini konuşacağız. Şu meşhur 20 yaş dişleri, herkesin söylediği 20 yaş dişimi aldım, 20 yaş dişim. Nedir bu 20 yaş dişi? Ben de çok bilmiyorum. Ben de merak ediyorum. O sizin gibi ben de izleyeceğim. Hocam, konu başlığı 20 yaş dişleri olarak taşıdık. 20 yaş dişleri adı üstünde 20 yaşında mı çıkar diye böyle bir soruyla başlayalım. Yani öncelikle, 20 yaş ne diyorlar yani? Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben implantın bu kadar popüler olduğu bir dönemde böyle bir konu seçtiğiniz için teşekkür ediyorum gerçekten. Çünkü herkesi ilgilendiren bir konu. Evet. Şimdi kanalları açıp baktığımız zaman her zaman implant konuşuluyor. Tabii. Diş hekimliği ile ilgili. Oysa ki 20 yaş dişleriyle alakalı insanların çok fazla yanlış bildiği birçok nokta var. Bunların düzeltilmesi ve insanların bilgilendirilmesi gerekiyor. Evet. Bu yüzden ayrıca teşekkür ederim bu konuda. Ben teşekkür ederim hocam. Ne demek? 20 yaş dişleri 20'li yaşlara yakın dönemde çıktığı için 20 yaş dişleri adını almıştır. Aslında 3. büyük azı dişi. 3. büyük azı dişi. Adlandırılabilir. Hı hı. Akıl dişi de denilebilir. Evet. Ergenlikle beraber 18'de 20'li yaşları sürmeye başladığı için ve bu süreç 25'li yaşlara kadar sürdüğü için bazen 20 yaş dişleri adı verilmiştir. En son çıkan diş mi? En son çıkan diş. Yani kesinlikle bütün insanlarda böyle mi yani? Bütün insanlarda böyledir. Ağız, diş, diz içerisinde en son çıkan dişlerdir. Bunun sebebi de biraz daha gelişiminin yavaş olması, hı hı, ve ağızda süreceği mesafenin uzun olmasından ötürü diğer dişler ağızdaki yerlere... Siz ona sürme mi diyorsunuz hocam? Yani sürme diyoruz. Çene kemiğinden hale gelmesi. Görme, sürme. O süre mi şey, çeneden ayrılıp oraya o şekilde mi oluyor? Nasıl oluyor diş? Şimdi bununla ilgili birçok teori var. 20 yaş dişlerinin gömük kalmasıyla ilgili. Modern çağlarda insanların yemekleri daha pişirerek tüketmesi, çene kaslarına daha az ihtiyaç duyulması sebebiyle çene kemiklerinde bir daralma ve ufalma söz konusu. Birinci, hı-hı, teori budur. Bunun dışında başka ortodontik teori dediğimiz erken diş kayıplarının olması, ağızdan solunum gibi sebeplerle de çene darlıklarına bağlı olarak 20'lik dişler ağızda gömülü kalabilir. Diğer bir sebep de anneden küçük çenenin, babadan büyük dişlerin gelmesi sebebiyle ağızda bir yer darlığı oluşması nedeniyle en son süren dişler olduğu için 20'lik dişlerin gömülü kalması söz konusu. Şimdi problem 20'lik dişlerin tam çıkamaması mı oluyor genelde? Yani niye 20'lik yarı dişler gömülü çok konuşuluyor? Evet. Bu bir şey vardır, affınıza sığınarak espri olsun diye söyleyeceğim. Bir overlockçular vardır meşhur, bir de 20 yaş dişleri var meşhur. Yani muhakkak konu geçer yani. Evet, şimdi şöyle, ağızda en çok gömülü kalan dişlerdir. Ya tamamen gömülü kalırlar, üzeri tamamen diş etiyle örtülü kalabilirler veya bir kısmı
Gözüküp bir kısmı diş etinin ve kemik dokusunun altında kalabilir. Yarı gömülü diyoruz biz bunlara. Hı hı. Genelde yarı gömülü dişlerin problem çıkarma ihtimali biraz daha yüksektir. Aslına bakarsanız hayat boyu uzun süreli yapılan çalışmalarda bir 20 yaş dişinin problem çıkarma ihtimalinin %80-90 aralığında olduğu çalışmalara gösterilmiştir. Bu yani normalde bizim yaratılış sürecimizde geçmiş binler yıllar içinde böyle değil miydi ki? Yani o mu? Onu mu anladım ben? İlk çağlarda insanların çenelerinin daha büyük olduğu, yani arkeolojik kazılarda bu zaten gösterilen bir durum. Hmm. Zaman içerisinde çenelerin küçülmesi bir sebep aslında bakarsınız. Yani aslında o diş tam olarak fonksiyon göremeyecek şekilde mi geliyor? Evet. Ağızda tam olarak sürmemiş bir dişin zaten fonksiyon görme ihtimali yok. Yok. O yüzden bununla ilgili birçok çalışmada da eğer 20 yaş dişleri tam olarak sürseydi de ağızda bırakır mıydık diye birçok tartışma var. Bazen 20 yaş dişleri tamamen sürse bile en arkadaki dişler oldukları için fonksiyona tam olarak katılamayabiliyorlar. Çiğnemede çok fazla bir görevleri yok. Ve çok geride oldukları için temizlenmeleri zor. Kolay çürüyen dişler. Ve ağız hijyeni bozan dişler. 20 yaş dişleri sürdüğü zaman mutlaka çekilecek mi veya ağızda kalır mı? Bu da bir tartışma konusu. Ama çoğu 20 yaş dişi ağzında sürse bile, ağızda kendine yer bulsa bile maalesef çekilmesi gerekiyor. Az çok kolay çürüyorlar. Az önce anlattığınız sebeplerden dolayı. Evet, ben bu konuda bayağı cahilmişim. Yani bu anlattığınızı ilk defa duyuyorum ömrü hayatımda. 20 yaş dişleri aslında fonksiyona katılmıyor, kolay çürüyor. Bazen tam da gelmiyor zaten yerine. Problem oluşturuyor. Siz tamamen çıksa bile orada yani tutmamak istemeyen ekol var yani. Evet, tamamen çıksa bile bazen alınmasını düşünebiliyoruz. Sadece tabii çürümesi değil burada 20 yaş dişlerinin yarattığı problemler. Hem kendi etrafındaki diş etinde bir enflamasyon, perikoronit dediğimiz bir diş eti iltihabı oluşturabiliyor. Hem öndeki dişin diş eti dokularına zarar verebiliyor. Bazen öndeki dişin köklerine dayanarak bir kök rezorpsiyonu, bir kök erimesine sebep olabiliyor. Daha istemediğimiz durumlar 20 yaş dişinin etrafındaki folikülün zaman içerisinde genişleyerek kistik ve tümöral bir değişim göstermesi. Bunlar da kistik riskli tümöral durumlar. Evet. Evet, çok enteresan. Hocam peki yani bu 18 yaşlarda başlıyor. İşte 25 yaşta o çıkma yani o sürme diyorsunuz. O süreçte bir sıkıntı veriyor mu? Ağrısız bir şey veriyor mu? Yoksa... En sıkıntılı süreç o süreç. O süreç zaten. Diş sürdüğü zaman, sürebildiği zaman eğer önü açıksa dişin, kemikte yeterli mesafe varsa sürmeye bağlı problemler oluyor. Bunlar daha çok diş eti problemleri şeklinde. Bazen dişin konumu ve pozisyonu tam olarak sürmesine izin vermiyor. Ancak diş ilerlemek istediği zaman öndeki dişlere baskı yapabiliyor. Bu sebeple öndeki dişte bir sıkışma, öndeki dişin kökünde bir erime veya çenede sebebi belli olmayan bir ağrıya sebep olabiliyor. Birçok hasta uzun zamandır, uzun yıllardır muzdarip oldukları çene yüz bölgesindeki ağrılardan 20 yaş dişlerini çektirdikten sonra kurtulabiliyor. Şimdi benim tam sormak istediğim doktor olarak aklıma ilk gelen soru bu oldu siz o cümleyi kurduktan sonra. Acaba unutulmuş, yani farkında değiliz, biz çeneyle uğraşıyoruz, çene ağrıyor, onunla ilişki var mı diye sormak düşündüm ama siz zaten onun cevabını verdiniz, altından çıkıyor. Şöyle, boyuna yayılan ağrı, şakak bölgesine yayılan ağrı, kulak bölgesine, bazen omuza kadar yayılabilen ağrıya... Çiğnemeyle falan bir fark oluyor mu hocam onun? Yani çiğnemeyle değişiyor mu yoksa alakasız? Çiğnemeyle artan bir ağrı da olabiliyor bazen. Bazen donuk, künt bir ağrı şeklinde, nereden geldiği belli olmayan. Birçok hasta zaten ilk önce kulak burun boğaz doktoruna gidebiliyor, kulağım ağrıyor diye. Veya farklı branşlarda çare aramaya çalışıyorlar. Ancak sonuç olarak biz bunu yaptığımız zaman muayenesini ciddi bir baskı altında olan bir çene yapısı görüyoruz. Öndeki dişlerin sıkıştığını görebiliyoruz. 20'lik diş çekildiği zaman bu baskı rahatladığı için hastalarda orada şey oluyor mu hocam? Kulak burun boğaza gidiyor hasta. Yani çenemde ağrı var deyince bize sorsalar biz önce kulak burun boğaza git deriz yani. Evet. Yani yüzümün bu tarafında ağrı, bir görün falan deriz gibi. Oradan size hasta gönderiyorlar mı? Çok geliyor. Ama genelde gömülü 20 yaş dişleri sebebiyle, tamamen gömülü 20 yaş dişleri biraz aslına bakarsanız dolaylı olarak bize geliyor. Çünkü hasta ağzına baktığı zaman orada bir diş görmüyor. Görmüyor zaten. Sadece çenesinde bir ağrı şikayeti var. Ve kulağa doğru vuran bir ağrı var. Bu yüzden gidiyor. Ama ağızda yarı sürmüş bir 20 yaş dişi zaten bulunduğu bölgede problem yarattığı için hasta direkt olarak bize geliyor. Ama tam gömülü olduğu zaman dediğim gibi kulak yani hasta, hasta gördüğü zaman zaten 3 aşağı 5 yukarı dişle ilgili bir ağrı olduğunu anlıyor ama orada dişi görmediği zaman tahmin edemiyor. Biraz da dolaylı olarak bize geldiği oluyor hastanın. Bu tür hastalar hocam ne tavsiye ederiz? Mesela 18 yaşından 25 yaşına kadar tabii bizim memlekette çok gelişmedi. Yani bizde de o aksaklık var. Düzenli olarak diş hekimi kontrolüne gidilmesi gelişmiş ülkelerde çok önemli bir skala. İşte bebek ölüm hızı, işte bebek sağlığı, anne ölüm hızı, işte diş de bunların birinde. O gelişmiş ülkelerin işi gibi gözüküyor. Geride kalmış, ekonomisi zayıf, işte yönetim şekli zayıf ülkelerde biraz daha geriye atılan bir iş.
Yani düzenli kontroller mi istiyoruz? Mesela 19, 18, 20 yaşlarda çocuklarda bunu gözlemliyor musunuz? Yoksa bırak problem çıkarsa mı gelin diyorsunuz? Nasıl aslında oluyor? Şöyle, sadece 20 yaş dişleri için demek çok doğru olmaz. Evet. Her bireyin rutin olarak bir diş hekimi kontrolüne gitmesi gerekiyor. Ne kadar sık? Senede bir. Senede bir kesin gidecek. Hiçbir kesin, problem olmaz. Normal şartlarda 6 ayda birdir. Hı hı. Dolgular, çürükler vesaire. Biz bunların kontrolünü 6 ayda bir zaten yapıyoruz. Ancak ağzında hiç problemi olmayan bir insanın bile en fazla bir sene de bir diş hekimi kontrolüne gitmesine fayda var. Burada önemli olan bir çene röntgeni alınması hastalardan, hı hı, belli kontrollerde. Şimdi insana verilen bir belli bir radyasyon oranı oluyor ve çok sık röntgen çektirilmesi taraftar değiliz biz de diş hekimleri, evet, olarak. Burada iki senede bir alınacak olan bir panoramik röntgende en azından iş işten geçmeden bazı şeyleri görmüş olabiliyoruz. Bize 35'te 40'lı yaşlarda çok fazla hasta geliyor ve başka bir tedavi için gelen hastalara biz bir çene röntgeni aldığımızda 20 yaş dişinin etrafında çok ciddi patolojik oluşumlar olduğunu görebiliyoruz. Tesadüfen, evet, fark ediyoruz bunları. 20 yaş dişi çevresinde kist ve tümör oluşumu çok ender görülen bir durum değildir. Evet, ender çok görülen sık bir gördüğümüz durum aslında değil, bir oluşum. Bu tümör de sizin ilgilenize mi giriyor hocam? Tabii. Bu kistik ve tümörel yapılar da sizin için ağız, çene diş cerrahisi, ve çene cerrahisi grubuna giriyor. Enteresan. Ben yani 20 yaş dişlerinin ismini duymuşluğum, yani kendi başıma gelmediğinden herhalde ben de şimdi ürktüm yani öyle söyleyince. Problem bu kadar problem çıkarabileceğini çok da tahmin etmedim. Bilmiyordum da yani. Evet. Bizim eğitimimiz içerisinde var. Biraz kemik diş kemiklerinden bahsedilir ama çok da fazla eğitimini aldığımı hatırlamıyorum. Ya da aldıysam da ben hatırlamıyorum. Şöyle bir şey de var. Tabii ağrı, hı, olmadığı zaman insanlar her şeyin yolunda gittiğini düşünebiliyor. Evet, ağrısız kitlelerden daha çok korkarız aslında. Evet. Ve kitle çok büyüyene kadar ağrı da yapmıyor maalesef, hı hı, çene içerisinde. Biz çok yani ceviz büyüklüğüne ulaşan bir kitleden sonra ancak hasta bu, evet, çenemde bir şişlik ve ağrı var diye bize şişlik geliyor. Şişlik de geliyor. Evet. Evet. Şişten biraz geçmiş oluyor açıkçası. O zaman şöyle mi öneriyoruz hocam? O zaman başa da dönmek lazım. Çocukluktan itibaren alıp gelerek belli aralıklarla düzenli diş kontrolüne gidilecek. Kesinlikle. O diş kontrollerinde hekim en azından Türkiye şartlarında yılda bir kere, yani evet, gitmek isteyen varsa 6 ayda bir de gitsin tabii, baktıracak. Bu 20 yaş dişi için de konuşmuyoruz. Genel bütün diş bakımı için. Ama 20 yaş dişimde baktığımız zaman bir problem görmediniz. Ama orada bir oluşum var. Ne yapıyorsunuz onu? Alıyor musunuz? Yani alalım mı diyorsunuz? Bekliyor musunuz? Şimdi şöyle, buna yani karar kötü verirken... Kötü bir şey olmadığını düşünüyorum, söylüyorum yani. Evet, onu buna karar verirken aslında hastanın genel şikayeti önemli. Ve burada dişi alırken bizim yapacağımız operasyon, genelde cerrahi bir operasyon gerekiyor olması için. Hı hı. Bu operasyonun bir kar ve zarar dengesi oluyor. Biz bu dişi aldığımız zaman çevredeki anatomik dokulara zarar verme ihtimalimiz var mıdır, yok mudur? Veya bir komplikasyon gelişme ihtimali nedir? Çok kıvrık kökler veya alttan geçen bir çene sinirimiz vardır. Buna çok yakın olduğu durumlarda veya çok gömülü olan 20 yaş dişlerinin bazen bırakılmasını tavsiye edebiliyoruz. Çünkü bu dişin çıkarılması maalesef telafisi çok mümkün olmayan bazı komplikasyonlar oluşmasına sebep olabiliyor. Hı hı. Özellikle çene sinirindeki bu hasar hastalarda daha çok dudakta uyuşma veya dilde uyuşma şeklinde kendisini gösteriyor. O dişi uyuşturulduğu zaman hissettiğimiz hissi veriyor. Evet, az çok onun kadar bir hissiyat olur ve oldukça rahatsız edici bir hissiyattır. Eğer biz diş çok hastayı rahatsız etmiyorsa ve çok ağrılı ve şiddetli bir durum yoksa, asomptomatik dediğimiz yani problem yaratmayan bir 20 yaş dişi söz konusuysa eğer bunun bırakılıp takip edilmesini hastaya tavsiye ediyoruz. Ama burada dediğim gibi yine 2 senede bir en geç bir röntgen alınıp 20 yaş dişi kontrol altına tutmak lazım. 20 yaş dişi 2 senede bir röntgen alıyor. Zaten yılda bir kere aldığımız için o skalaya giriyor. Evet. Onu o şekilde hastalarımız hani planlarlarsa diye söyledim. Yani problem olma ihtimali var. Yüksek. Yüksek. Olduğu zaman farklı farklı problemler olma ihtimali var. Anlattıklarınızı başta bir daha alabilir miyim hocam? Onun üzerine çünkü bir soru sormak istiyorum. Şimdi, yani bası yapıyor, belki başka bir şey oluşturuyor. Başlık olarak şöyle özetleyelim. Evet. Bir perikonit dediğimiz 20 yaş dişinin kendi diş eti dokuları etrafındaki bir problem. Yumuşak doku içerisinde. Dokulara, yumuşak dokulara. Evet, sürme esnasında tam çıkamamış dişlerde özellikle başımıza, hı-hı, gelen bir durum bu. Ağızdaki bakterilerin ve yemek artıklarının yumuşak, hı, doku altında birikmesi sonucunda orada bir enflamasyon, bir ödem, fırçalama esnasında kanama şeklinde kendisini gösteren bir durum var ve ağrılı bir süreç bu. En sık rastlanılan 20 yaş dişi çekim sebebi aslında budur. Bunun dışında dişte çürük olması, ağrı olması, komşu dişlerde çürük olması. O kendi dişi çürüyebiliyor da. Yani evet, 20 yaş. Yumuşaklık çürütebiliyor, kendi de çürüyebiliyor. Kendisi çürüyebildiği gibi işin kötü tarafı öndeki dişi çürütmesidir aslında. Hı-hı. Şimdi 20 yaş dişi çürüdüğü zaman onu çekeriz ve problem hallolmuş olur. Ancak evet, öndeki dişi çürüttüğü zaman maalesef öndeki dişinde maalesef çekimine kadar gittiği durum oluyor. O da fonksiyonel bir diş olduğu için. Evet. 20 yaşta yok. Peki hocam, yani kistik oluşum, tümörel oluşum
kısmında ne yapıyorsunuz? Yani kitleyi mi temizliyorsunuz? Başka ek kitleler genelde yapıyorsunuz? Üç boyutlu bir görüntülemeyle daha detaylı bir şekilde bir analiz yapılıp burada yine sinirlerin geçiş yönü, damarların geçiş yönü hesaba katılarak bir cerrahi planlama yapılır ve hem diş çıkarılır hem de kistik bölge temizlenir. Evet. Onu peki normalde böyle bir diş polikliniklerinde bizim alışık olduğumuz, çocukluğumuzdan beri bildiğimiz diş polikliniklerinde yapılan bir şey midir bu, yoksa böyle ameliyathane şartlarında yapılan bir şey mi? Buna karar verirken biz kistin büyüklüğü önemlidir ve tümörün büyüklüğü. Eğer sinirle ilgili bir harabiyet bekleniyorsa veya çene kırığı riski varsa operasyonda genel anestezi altında olmasını tavsiye ederiz. Evet. Ama normal şartlarda rutinde lokal anestezi altında uzman bir hekim tarafından yapılabilir. Şimdi tümör deyince böyle bizim aklımıza kötü hastalık kelimesi geliyor ya. Kötü hastalık, yani sağa sola yayılan, böyle hastanın hayatını, fonksiyonlarını tehdit eden bir tümörel yapı mıdır? Yoksa lokal bir şey midir? Çok çok ender görülür. Yani 10 binde 1, 10 binde 3 civarında görülür. 20 yaş dişinin etrafında ki bir dokunun patolojik olarak kötü huylu bir seyirde devam etmesi ender görülen bir durumdur. En çok aslında hayati tehlikeden bahsedecek olursak, hani 20 yaş dişi bize en fazla ne zarar verebilir dediğimiz durumda ciddi bir loca absesi, yani çevre dokularda meydana gelen bir abseyle beraber yüzde şişme, submandibüler loca dediğimiz çene altı bölgesinin veya submaksüler bölge dediğimiz yanak bölgesinin şişmesi şeklinde kendini gösteren ciddi bir abse tablosuyla ve iyi bir tedavi bulamazsa... O bizim bildiğimiz dişi ağıran çocuğun yüzü şişmesi değil değil mi bu? O aslında o. Ha, loca absesi. Loca absesi. Siz sevmediğiniz bir şey. Sevmediğimiz bir şey. Evet. Ve iyi bir bakım ve tedavi yapılmazsa eğer solunum yolunun tıkanmasına kadar gidebilen ve hospitalizasyon gerektiren, yani hastanın hastane şartlarında alt bölgede tedavi edilmesi gereken, özellikle boyun bölgesinde ciddi problemlere sebep olabilir ve hatta akciğer boşluğuna kadar, yani göğüs boşluğuna kadar inen ciddi abseler literatürde çok. Sizin gözlemleme şansınız oldu mu hocam çalışmanız sesinde? Üniversitedeyken ben İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Çapa mezuniyetim. Orada çok fazla sayıda bize tabii orası ciddi ileride boyutlarda abseli hastalar geliyordu. Tedavisini yapıyordu. Sevgili izleyicilerimiz, ben 12 yıllık hekimlik yapıyorum. Diş hekimi arkadaşlarla da çok birlikte çalışma şansımız oluyor. Yakınlarımızda da var. Diş hekimleri hakikaten bu abseyi sevmiyorlar. Yani hakikaten abse işin içinde oldu mu sular seller duruyor gibi biz öyle tecrübe ediyoruz. Sizde işte iş nasıl bilmiyorum ama bazen hastalar bize göre antibiyotik yazdırmak için hocam, işte yani diş doktora görmeden bir antibiyotik yazdırayım. 3 gün sonra 4 gün sonra bir şekilde inflamasyon, enfeksiyon geriliyor, gitmiyor bu sefer. Tembihliyoruz, bak biz diş doktoru değiliz, diş hekimi değiliz, biz bilmiyoruz ama kendi çapımız, tecrübemiz ve o sebep olan mikropların 3 aşağı 5 yukarı bildiğimiz için ona yönelik bir antibiyotik başlıyoruz enfeksiyon olduğu için. Fakat kesinlikle diş hekimine görünmen lazım diyoruz. Size geliyorlar mı bilmiyorum hocam sonra. Geliyorlar. Şöyle hazır konu abse ve antibiyotiğe gelmişken önemli bir noktaya değindik. Sanırım herhalde 2 hafta önceydi. Türkiye antibiyotiğin yanlış kullanımı akılcı konusunda. Akılcı kullanım diye bir başlık açtı. Dünyada bir numara olduk sanırım diye. Açık ara bir numaraydı. Açık ara bir numara olduk yanlış antibiyotik kullanımı konusunda. Şimdi şöyle dişlerin etrafında, sadece 20 yaş dişi için söylemiyorum bunu. Dokuda bir basit bir kızarıklık, basit bir şişlik, bir ödem, bir kanama olduğu zaman antibiyotik yazılması doğru bir yaklaşım değil. Evet. Basit bir ağız gargarasıyla, iyi bir ağız hijyeni sağlayarak çözebileceğimiz bir problemi antibiyotik yazarak... O iyi bir ağız hijyeni dediğimiz diş fırçası, diş macunu yeterli midir? Diş fırçası, ağız gargarası, güzel fırçalama, bazen tuzlu suyla gargara, yani antiseptik ajanlar, bunlar kullanılabilir. %95'lik bölümü aslında bu şekilde toparlamaktadır ve antibiyotiğe gerek yoktur. Bu antibiyotik kızarıklık, hafif ağrı, kanama. Evet. Eğer hasta aynaya baktığında yüzünde bir şişlik hissetmiyorsa çok büyük ihtimalle antibiyotik kullanımına zaten gerek yoktur. Evet, bu da güzel bir bizim burada ayırıcı kriter olarak aslında hastaların en rahat anlayabileceği şekilde tarif etmek gerekirse bu tabir çok yerine oturuyor. Çünkü yüzünüzde dışarıdan bakıldığı zaman bir şişlik oluşturmayan bir şişlik veya ağız içindeki basit bir şişlik antibiyotik kullanımını gerektirmez. Vücudun kendi kendine diş ağrısı. Bir... Diş ağrısı da ağrı kesiciyle kesilir. Antibiyotik gerektirir. O zaman cümbür cemaat bayağı bir... Çok fazla ben diş hekimlerini de maalesef burada kendimizi de eleştiriyorum. Bu antibiyotiğin yanlış hazır kullanımı konusunda... Hazır reçeteler var hocam. Gece saatleri için hazır antibiyotik reçeteleri var. Yani demek ki hekim olarak ben de bir öz eleştiri yapayım. Biz de ben de hocamdan aldığım bilgilerle şu anda öyle mi yanlış yapıyormuşuz diyorum. Yanlış kullanım. Hekim arkadaşlar da, diş hekim arkadaşlar da buna benzer bir alışkanlık içindeler. Bize çok fazla hasta geliyor. Bir diş hekimine gidiyor, antibiyotik yazıyor. Ufak bir şişliği var, toparlamasını bekliyorlar. Geçmiyor. Ondan sonra geçmeyince başka bir hekime gidiyor. O bir kutuda antibiyotik yazıyor. Bir de çifti bir antibiyotik alışkanlığı. Tabii var. Sonra kalçadan iğneye başlıyorlar. Sonra başka bir antibiyotik. Hasta bir ay sonra geldiğinde yüzü artık çok şiş bir hal almış oluyor ve tedavi edilemez noktalara doğru ilerliyor iş. Çünkü devamlı direnç gelişiyor kullandığı antibiyotiğe karşı. Aslında
apseli bir diş çekilmez diye bir şey yok. Bu da çok yanlış bir inanış ve toplumda çok yaygın. Evet. Apseli diş çekilmez, antibiyotik kullan, iyisine öyle gel. Apseli diş çekilmez, kullan, bir hafta sonra tekrar göreyim. Dediğimiz zaman antibiyotin yanlış kullanımda kucak açmış oluyoruz. Burada önemli olan, etken olan dişin bir an önce hastanın genel sağlık durumuna el veriyorsa oradan alınması ve oranın temizlenmesidir. Apse boşaltımı. Biz de apsenin boşaltılması. Apse boşaltımı bu. Yani sistemik değil de önce bir lokal orayı temizle. Ben şimdi hastalara hep şu örneği veriyorum. Ayakkabınıza altında batan bir çivi var. Siz o çiviyi çıkarmıyorsunuz ve devamlı oraya pansuman yapıyorsunuz ve antibiyotik kullanıyorsunuz. Evet. Yani bu aylar da sürse şikayet geçmeyecek. Yani bizim uygulama hatamız da var demek ki. Şöyle, şimdi akılcı antibiyotik kullanımından sonra bilinen bir bilgi mi bu? Yoksa siz tıpkı yani okuldan böyle mezun oldunuz? Yani bu bilgiyle mezun olduk. Aslında böyle mezun olduk ama toplumdaki bu yaygın inanış o kadar kuvvetli ki. Hı-hı. Şimdi diş hekim de biraz çekiniyor açıkçası. Hı-hı. Antibiyotik yazmadan tedaviye yaklaşma konusunda. Hastaların da hoşuna giden bir şey. Bizim hastalarımız seviyor antibiyotik kullanmayı maalesef. Böyle bir kutsal bir tarafı var yani antibiyotik. Çok enteresan. Yani antibiyotik yazmadığımız zaman sanki eksik bir şey yapılmış hissiyatıyla hasta eve gidiyor. Ertesi gün geliyor bana antibiyotik yazmadınız. Bakın doğru mu? İyileşmedi mi acaba diye böyle sıkıntılar oluyor. Mesela diş çekimi sonrası. Basit bir diş çekiminden sonra da bir şişlik, suratta bir deformasyon oluşması zaten normaldir. Ama diş çekim yaptınız bir hasta, iki gün sonra yüzüm şişti, bana antibiyotik yazmadın, bu enfeksiyon olacak diye geldiği zaman hekim maalesef savunmaya geçiyor ve antibiyotik kullandırmak zorunda kalıyor. İçgüdüsel bir... Aslında dokuların verdiği doğal bir reaksiyon. Ona da defansif tıp deniyor hocam, yeni cümle o. Evet. Kendini korumaya çalışıyor. Sevgili izleyiciler evet. Bakın, en sevmediğim hasta profilidir. Kusura bakmayın bunu da söyleyeyim. Hani kızarsanız da kızın. Bir iğne yazar mısın hocam ya? Yaptırmayın. Yani yapmayacağımız şeyi yaptırıyorsunuz. Zaten evet. Biz orada oturma sebebimiz hani sizin sağlıkla ilgili problemlerinize müdahale etmek. Yani bize okulda öğretilen bir skala var. İşte yüzlerce yıldır. Öyle değil mi hocam? Tebabette size de bize de. Evet. Biz de onu öğrenmişiz, anlatmaya çalışıyoruz. Hocam bir antibiyotik yazsaydınız. Hocam bir antibiyotik iğne yazsaydınız. Yapmayın böyle şeyler. Gerek yok. Yani hakikaten bize devlet büyüklerimiz çok güzel bir ödeme imkanı tanıdılar. Herkes ilaçlara ulaşabildi. Çok da bol bol ulaşabildi. Evet. Olması gerektiğinden fazla bile olduğunu düşünüyorum gibi. Bunu da böyle abartmanın, işte sürekli almanın, sürekli kullanmanın işe yaramıyor. Bir yerden sonra zarar da vermeye başlıyor. Bakın en kolay kullandığımız noktalarda bile gördük. Şimdi dişte, ben de öyle biliyordum az öncesine evet. Kadar. Önce bir antibiyotik kullanalım, ondan sonra kurcalayalım gibi bir fikir var diye düşünüyordum. Öyle değilmiş demek. Önce apseyi temizle. Hastanın genel durumu iyiyse, evet. Ciddi bir kalp rahatsızlığı yoksa, kontrolsüz bir şeker hastalığı yoksa, hastanın yüzü şiş olsa bile sadece iki doz veya bir günlük bir antibiyotik kullandırılıp veya bir yükleme dozu yapılıp o dişin çekimi ve müdahalesi yapılması profilaktik bir evet. Uygulama bazen kullanmakta fayda var. Hocam madem o şimdi 20 yaş dişine geri döneceğim de aklıma gelmişken konuyu açtı gideyim. Dişe sebep olan benim bildiğim kadarıyla hekim fakültesinden öğrendiğim bilgiyle diş kemiğinin üzerine yapışan ve orayı zedeleyebilecek kapasite olan mikroplar aslında vücuda karıştığında çok başka yerlerde başka sıkıntılar oluşuyor. Hep de bunu böyle gazetelerin 3. sayfasında yazarlar. Evet. İşte aman ağız diş sağlığı çok önemlidir. Pek çok başka hastalıklara sebep oluyor. Evet. Nedir hocam onlar? Yani gerçekten böyle bilgi var değil mi? Var tabii böyle bir şey var. Yani fokal enfeksiyon odağıdır 20 yaş dişleri. Evet. Çekim esnasında da ağızdaki bakterilerin kana karışması sebebiyle vücudun başka yerlerine problem oluşturur. Ancak oluşturması için vücudun o bölgesinde bir zaten önceden var olan bir sorun olması gerekir. Mesela kalpte bir stent olduğu zaman veya bir kalp kapakçığında bir protez olduğu zaman veya bir kalça protezi bu tip durumlarda kana karışan bakteri maalesef ilk önce gidiyor ve orada yerleşip çoğalmaya başlıyor. Tamamen sağlıklı insanda bir risk var mı? Yok. Yok. Yani o korkuyla antibiyotik başlanıyor gibi cümle oradan geldi aklıma da. Evet. Yani şöyle söyleyeyim hani... Streptococcus viridans diye hatırlıyorum ben yanlış hatırlamıyorsam. Evet doğrudur. Şimdi 20.000'de 25.000'de bir görülen ihtimaller üzerinden hastalara rutin antibiyotik yazılması çok doğru değil. Yani bir stat dolusu insana tedavi etseniz belki birinde görünecek ihtimali bütün stada antibiyotik başlıyor. Evet. Evet. O yüzden akılcı bir kullanım değil. Ben genelde bu tür skorlamalar futbol stadıyla örneklerim daha mantıklı. 25 bin kişilik stadı doldurmuş düşünün. Herkese diş taraması yapıyorsunuz. Belki bir tanesine ihtimal yani gereği antibiyotik başlamanız gerekebilir bu sebepten. Hı. Ama hepsine başlıyoruz biz. Ciddi bir belki bir şeker hastalığı varsa. Hı hı. Kullandırmakta fayda var. Hastanın vücut direnci çok iyi değil. Hı hı. Solunuma hızlı, dudakları kuru, dehidrati olmuş. Yani sıvı kaybının fazla olduğu hastalarda. Size gelen hastalardan kaç şeker hastası hocam? Çok büyük grup var bizim ülkede. %10'a yakındır. Belli bir yaşın üzerine çok fazladır. Hipertansiyon ve diyabetin olmadığı grup neredeyse yok gibi belli bir yaşın üzerinde. Hipertansiyon da çok sıkıntı. Ki erken yaş grubu kontrole gelen diş hekimi hastanız, yani hastanız sayısı da çok fazla değildir diye tahmin ediyorum. Az önce söylediğiniz 35-40'lı yaşlardan sonra başlıyorlar.
Yani hakikaten diş, bir daha söylemek lazım. Yani bizim şimdi şu anda televizyonlarda diş programları çok yapılıyor ama genelde implant üzerine yapılıyor. Evet. Hocam 40-20 yaş dişleriyle ilgili söylemek istediğiniz, bu eksik kalmasın, bu çok önemli demek istediğiniz yerli var mı? Onu alalım. Bir implantla ilgili bir soru sormak istiyorum. Şöyle, 20 yaş dişleri bazen ortodontik amaçlarla da çekilebiliyor. Buna da değinmekte fayda var. Dişlerde bir özellikle ön bölgelerde bir çapraşıklık oluşturabiliyor arkadaki dişlere baskı yaparak. Bu sebeple de 20'lik dişlerin çekilmesi hiç ağrı olmasa bile bazen düşünülebiliyor. Aslında bu konu biraz tartışmalı. Hı-hı. 20 yaş dişleri, öndeki dişleri çapraştırır mı, çapraştırmaz mı konusu biraz çene gelişimi alakalı aslında farklı bir... Yani arkadan öne kadar bütün dişleri bozacak kadar. Arkadan bütün dişlerin bozulduğu düşünülüyordu eski çalışmalarda. Son yapılan çalışmalarda bunun sebebinin üst çenenin gelişiminin alt çeneden daha önce sonlanması nedeniyle üst çeneyi kapak gibi örttüğü için alt çeneyi dişlerin çapraştığı yönünde aslına bakarsınız. Ama yine de biz dişlerin sürme esnasında öndeki dişlere baskı oluşturarak yer değişikliğine sebep olabileceğini düşünerek de bazen hiç ağrısı olmasa 20'lik dişleri çekmek zorunda kalabiliyoruz. Diğer bir çekim sebebi de total dişsiz hastalarda, yani ağzında hiç diş olmayan hastalarda, 50'li 60'lı yaşlarda hastalarda bazen bir takıp çıkarmalı protez yapacağımız zaman altta kalan 20 yaş dişi o protezin oturmasına engel olabildiği gibi orada yine bir enfeksiyona, orta travmaya bağlı olarak buna sebep olabiliyor. Bir de bu sebepten dolayı 20'lik dişleri çekiyoruz. Evet. Yani her halükarda 20'lik diş aslında çok da orada bulunmasını sevmediğimiz bir grup oldu, öyle mi hocam? Evet. Yani çok az kişi de bırakıyoruz. Hayatın gibi. Bir döneminde sorun çıkarma ihtimali çok yüksek olduğu yani için. Hiçbir sorun, şimdi gene aynı soruyu sorayım da az önce aslında cevabını almıştım. Yani biz zaten rutin kontrollerimize gideceğiz, bu huyumuzu edineceğiz. Evet. Yani yılda bir, iki yılda bir, yani gideceğiz yani kesin. Ya 20'lik dişi, yani belli bir yaştan sonra tabii 20'li 5'li yaşlardan sonra 20'lik dişimiz orada olduğunu biliyoruz. Hani hekim herhalde karar verecek bunu alalım veya almayalım diye. Şöyle, hastalar eğer ağız bakımlarına dikkat ediyorlarsa, iyi bir ağız hijyeni varsa 20 yaş dişiyle ilgili sorun yaşama ihtimalleri düşüyor. Bizim aslına bakarsanız ağız bölgesindeki birçok işlem için bu geçerlidir. Ağız hijyeninin kötü olduğu bir ağızda çürük de daha fazla görülür, diş eti problemi de daha fazla görülür. Çekim sonrası iyileşme bozukluğu da daha fazla görülür. Burada önemli olan hastanın ağız bakımının yüksek seviyede tutulması. Kontrollere geldiği zaman bunu sağlanması. Ve eğer hastanın ağız bakımı iyi değilse çekim konusunda ben hekimlerin biraz daha ısrarcı olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü daha ciddi bir enfeksiyonla karşılaşmaktansa iş o noktaya gelmeden önce bu 20 yaş dişinden kurtulmalarına fayda var aslında. Hocam kaç, 5 yıl değil mi diş hekimliği? 5 yıl. Çene, yani ağız diş ve çene cerrahisi nasıl olunuyor? Yani oradan sonra bir 5 sene üzerinde bir 5 sene daha uzmanlık gerektiriyor, evet. Bu 5-6 bazen bir daha eğitime gidiyor. Devam ediyorsunuz yani. Evet, ben mesela 5 sene artı 6 sene bitirebildim. Bayağı, evet, bayağı. Bazen 5 sene artı 5 sene veya 5 sene artı 7 seneye kadar uzayabiliyordu eski sistemde. Şu an biraz daha Sağlık Bakanlığı bu süreci hızlandırdı. Uzmanlık olarak kabul edildiği için artık biraz daha süresi kısa. DUS gibi olan... Evet, DUS sonucu. DUS'a diş hekiminde uzmanlık sınavı. Diş hekiminde uzmanlık sınavıyla artık girildiği için biraz daha uzmanlık süresini kısalttılar. Sağlık Bakanlığımızın aile hekimliği uygulamasına benzer bu uygulamanın ağız ve diş sağlığı, yani aile diş hekimi uygulaması düşüncesi var. Yapabilir mi bilemiyorum, o kadar hekimimiz var mı? Çok 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 destekliyorum. Yanına psikiyatrist o kadar yok. Bir de mümkünse diyetisyen, fizyoterapi, yani olabilirse müthişe yakın bir şey olur. Yapılabilir mi? Yapılması hedeflenebilir en azından. Yapamayacağız diye bir şey yok, yaparız. Diş, ne diyorsunuz hocam, aile diş hekimi gibi bir şey olsa? Bu dediğimiz kontrollerin daha düzenli yapılabilmesi adına çok faydalı olacaktır. Evet. Çünkü size gelen hastaların belli bir skaldan geçerek size gelmesi lazım. Yani her gelenin direkt size gelmesi aslında malzemeyi, yani malzemeden ifadem yanlış oldu, yetişmiş kalifiye elemanı lüzumsuz kullanmak gibi bir şey oluyor. Yani evet. öyle olmuyor mu hocam? Yani, oluyor. Yani daha ufak tefek uygulamaları da size yaptırmak zorunda kalıyoruz. Evet. Şeyden sordum, yani 5 sene artı 5-6 sene ciddi bir eğitim. Ciddi bir eğitimin sonunda tabii uygulama alanları benim program başında bilmediğim pek çok alanmış. Yani diş 20'lik yaş dişte konu güzel konu. Çene cerrahisini de aslında düşündük hocamla beraber. Çene hastalıklarını da düşündük. Belki ilerleyen programda hocam vakti olursa, müsait olursa ben seve seve kabul ederim. Bu konuları konuşalım ama çok meşhur bir konuya gireceğim şimdi. Televizyonlarda biraz kozmetik gibi diş. Evet. Öyle mi hocam? Yani gözde de var o biraz böyle. Kozmetikimsi bir tarafı var. Yani hep böyle dış güzellik, görüntü, beyaz olsun gülüldüğümüz zaman kendimizi... Gülümsemeye bağlı. Gülümsemeyle ilgili. O işin o tarafında gidiyoruz. Evet. İmplant teknoloji, büyük bir teknoloji. Ben çocukken iki tane tıp kitabım vardı. Okuma yazmayı bilmezdim. İnsan vücudu ve bulaşıcı hastalıklar diye. Bir tanesinde işte 1000 yıl önce, 100 bin yıl önce
insan çenesine işte implantlar yapıldığını, fotoğraflarını falan seyredelim. Allah Allah, çok enteresan. Bugün başarılamamış falan yazılırdı ki ben büyüyene kadar başarıldı. Evet. Nasıl oldu hocam o? Yani ne fark oldu? Yani siz ne kadar, ben belki yanlış biliyorum. İmplant teknolojisi ne zaman başladı veya ne zaman oturtuldu? Aslında şöyle, tabii ilk çağlardan beri bununla ilgili denemeler var. Hayvan dişlerinin insan ağzına yerleştirilmesi, protez içine konulması veya bir insandan bir insana, hiç dişi olmayan insanlardan protezlerin yapılması için başka insanlardan, ölen insanlardan, dişlerin veya yaşayan insanlardan çekilip zengin insanların dişlerine diş atıyormuşlar. Bir protez şeklinde hazırlanıp bunları terle birbirine bağlanıp şu an kullandığımız işte damak protezleri gibi hastalarımızın anlayacağı dilden yapıldığını gördük. Biz de kitaplarda okuduk bunları. Ama esas gelişim, yani modern implantoloji dediğimiz süreç 60'lı 70'li yıllardan sonra aslına bakarsanız gerçekleşiyor. Burada da tabii teknolojinin ilerleyişiyle beraber. Ben bu kitapları 85'lerde falan okuyordum. Demek ki emekleme günlerinde okuyordum. Üzerine... Evet. Türkiye'de 90'lı yıllardan beri aslında var implant teknolojisi. Tabii zaman içerisinde firma sayısının çok artması, rekabetin çok ciddi boyutlara ulaşması sebebiyle yaygınlaşmada bir o kadar fazla oldu. Şu an dental sektörde herhalde her sene en fazla büyüyen kısım implant sektörüdür. Şimdi öyle mi oldu hocam? Şimdi 20 yaş dişini çektik. Onun yerine bir şey yapmıyoruz. Bir şey yapmıyoruz. Bir şey yapmıyoruz. Kendi kendine. Ama öyle oluyor ki ağız ve jam bakımımız kötü. Onu da konuşmak lazım aslında. Ya da kötü değil, ona rağmen, iyi olmasına rağmen diş yani diş çürüğü gelişiyor veya işte dokularla ilgili problem oluyor. Hani eskiden işte çektirme, işte dolgu yaptırma falan vardı. Şimdi sanki böyle biraz implanta kaçış var mı? Ben mi yanlış yorumluyorum? Bunun sıralaması mı var onun? Biraz daha kaçış var aslında bakarsınız. Şimdi burada açık konuşmakta fayda var. Çekilince zaten implant konacak mı mecbur da? Evet. Tabii ki her zaman bir diş hekimi olarak bizim aldığımız eğitim dişlerin ağızda tutulabileceği kadar, maksimum süre ağızda genel tepabet kültürü o. Evet, normal doku olabildiğince. Etik olarak yaklaşmak gerektiğini düşünürsek bu mutlaka ağızda kalan dişlerin, kendi dişlerinin kalabileceği en uzun süre kalması gerekiyor. Ancak artık sallanır halde olan veya etrafında kemik dokusunu, kemik desteğini kaybetmiş bir dişin gittiği yere kadar gitsin ağızda mantığıyla yaklaştığımız zaman... Maalesef etraftaki kemiği de kaybedeceğimiz için iç içten geçmiş olabiliyor. Bazı hastalarımız var. Genç yaşta bazı sebeplerle ciddi diş hareketi olabiliyor ağızda. Periodontal dokular dediğimiz dişin etrafındaki dokuların yıkımına bağlı olarak dişlere sallantılar meydana gelebiliyor. Ve erken yaşlarda tüm dişlerin çekilmesi maalesef başımıza gelen bir durum. Periodontoloji bölümü var. Diş eti hastalıkları uzmanı arkadaşlarımızın bu konuda çalışmaları var. Bu dişleri ağızda uzun süre tutmak için yapılan çok ciddi çalışmalar var. Ancak bazı durumlarda maalesef dişler artık düşecek noktaya kadar beklendiği zaman zaten geriye kalan kemiğin de implant için çok uygun olmadığını görebiliyoruz. Siz dişi kurtarmaya çalışırken çene kemiğinin şeyini kaybediyorsunuz. Evet, gittikçe kaybedilebiliyor. Yani bazı durumlarda biraz daha radikal düşünmek gerekebiliyor. Ama onun dışında bizim genel amacımız tabii ki dişleri ağızda tutabildiğimiz kadar tutmaktır. Önce bir çürük için bir dolgu yapılır, sonra kanal tedavisi. Kanal tedavisinden de sonuç alınamazsa farklı... Şöyle bir şey sorayım hocam ya. Şimdi tamamen ağız izleyene çok güzel bakıyor. Yani biz çocukken günde 3 kere derlerdi. Sonra sabah akşama geriledi. Yani sabah akşam yapın yeter modunda. Öyle değil mi hala? Yani? Sabah akşam mı diyoruz? Öyle. En azından minimum 2 kere fırçalayın. Minimum en azından. Evet. İyisi 3 yapalım mı? Tabii ki. 3 yapılırsa 3 olsun. Her yemekten sonra aslına bakarsınız. Her yemekten. Ama yemekten sonra dişinizi fırçaladıktan sonra peşine çay kahveyle devam ettiğinizde bir anlam oluyor mu hocam? Yoksa gene de olsun. Şöyle. Yeme yedikten sonra hemen fırçalamak da tabii ki çok aslında tavsiye edilen bir şey değil. Çünkü ağızdaki asidik ortam biraz normal, nötral hale gelip ondan sonra dişlerin fırçalanması tavsiye edilir. Bir ağız çalkalamasıyla veya bir basit gargara kullanımıyla yemekten sonra en azından bir yarım saat sonra dişlerin fırçalanması daha doğru olacaktır. Evet. Düzenli, güzel, dişlerin çocukluğundan beri güzelliğini fırçalayan bir insanın yani net bir tespit var mıdır bilmiyorum ama dişlerini tamamen ağzında kalabilme, yani o ne çürük ne işte kanala girmeden kalabilmek için ortalama bir yaş var mıdır? Yani fizyolojisi nedir bunun? Hayat boyu ağızda kalabilir. 80 yaşına kadar hiç diş değiştirmeden, hiç diş çürüğü olmadan kalabilir. Kalabilir. Bazı şanslı insanlar çok hijyen yapmasa da kalabilir mi? Kalabilir. Kalabilir. Biraz genetik. O zaman 80 yaşına kadar götürmesi fizyolojik olan bir dişi 40 yaşında kaybetmek çok şey yani.
Tabii şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi gözünüzün 80 yaşınıza kadar çok iyi göreceğinizin nasıl bir garantisi yoksa dişlerinizde maalesef vücuttaki bazı durumlar ağızdaki yapıyı bozabiliyor. Bunların başında en bildiğimiz şeker hastalığı. Diş sıkma. Bruksizme bağlı olarak dişlerde ciddi bir diş kayıpları, ciddi bir aşınma. Genelde gece uyku sırasında farkında bile değil. Gece uyku sırasında olan diş sıkmaya bağlı olarak. Yani bunlar normal fizyolojik sürecin maalesef gidişatını bozuyor ve dişlerin ağızda kalma süresini ciddi oranda azaltan durumlar. Beslenme şeklimiz. Çok fazla asitli gıdaların tüketilmesi, hazır besinlerin, paketlenmiş gıdaların çok fazla tüketilmesi diş çürüklüğüne çok ciddi bir zemin hazırlıyor. Özellikle çocukluk yaşlarından itibaren çocuklarımızı en fazla belki de aşılamamız gereken diş fırçalama alışkanlığının yanında beslenme tipi. Bunlara dikkat ettiğimiz sürece aileden gelen çok ciddi bir genetik yatkınlık yoksa dişlerimiz hayat boyu ağzımızda kalabilir. Kalabilir. Evet, güzel. En azından yeni nesli kurtarmak lazım böyle bir çalışmayla. O genelde işte diş kaybı bizde ağrıyla, şiddetli bir ağrıyla hekime koştuğu için hani çekilsin de kurtulayım modunda olur. Evet, ağrı olmadan genelde hastalar çok fazla gelmezler. O kanal yaptınız, sinirini aldınız, dokuyu, çürük kısmını doldurdunuz. O ne kadar götürüyor yani? Bir kanal insanın ömrü boyunca ağzında kalır mı? Kanal tedavisinin bilimsel olarak başarılı kabul edilebilmesi için 5 yıllık dönemde ağızda dişin durması gerekiyor. 5 yıl. Çok da değil. Minimum. En fazla hocam. Hayat boyu da kalabilir. Kalabilir. Ama gene çok güvenilmiyor. Yani siz kanal tedavisi yaptığınızda en de sonunda o dişi kaybedecek. O olma ihtimalinizi arttırıyorsunuz. Arttırıyoruz. Şöyle aslına bakarsınız. Dişin kırılganlığı artıyor maalesef kanal tedavisi sonrasında. Kanal tedavisi yapılan bir dişin biz ömrünün kısaldığını teorik olarak böyle bir düşünce vardır. Çünkü dişi daha kırılgan hale gelir. Ters bir ısırma hareketinde kırılma ihtimali yüksektir. Diş çünkü içindeki canlılığı, esnekliği kaybeder kanal tedavisi sonrasında. Ama ağızda cansız bir diş olarak uzun yıllar fonksiyon görebilir. Peki hocam, şimdi implanttan geçtik buraya. Böyle spot sorular soruyorum sevgili izleyiciler. Bunlar benim de merak ettiğim sorular. Yani ben de biz hastalarımız soruyor, biz de onlara cevap veriyoruz. Biz ne kadar bilirsek o kadar daha sağlıklı cevaplar vereceğiz. Şimdi implant hakikaten öyle yani. Son 90'lı yıllar benim işte eğitim hayatına başladım. Sonradan gündeme gelen, parlayan ve kozmetik açıdan muhteşem sonuçlar alınan bir şey. Kozmetik açıdan biliyorum ben, o kadarını biliyorum. Fizyolojik olarak, fonksiyonel açıdan nasıl olabilir? Yani 32 dişimiz var, değil mi? Doğru. 20'likleri saymazsak 28. 28 dişimiz var. Tamam. 28 dişimizin 28'ini de implant yapabiliyor muyuz? Bunun için tabii çok ciddi kısıtlamalar var. Kemiğin yapısı, anatomik durumlar, sinüs boşlukları. Yine az önce bahsettiğim o kadar kolay değil yani. O kadar kolay değil. Çıkanın yerine bir şey takamıyoruz. Bir plan yapmanız lazım. Gene. Uzun süre dişsiz kalmış bir ağızda, özellikle uzun yıllar takıp çıkanma protez kullanmış bir ağızda ciddi bir kemik rezorpsiyonundan, kemik erimesinden bahsedebiliyoruz. Bu tip durumlarda da maalesef implantın yerleştirilmesi çok kolay oluyor. Ki o kemik zayıflığı da zannedersem hocam hani dışarıdaki fizyolojiye göre de pek anlaşılmayabiliyor yani. Diş, çene yapısı biraz farklı olabilir. Evet, bu da çok sıklıkla bize taş gibi adam ne alaka falan. Evet, işte bende kemik erimesi yok, niye dişlerim bu hale geldi? Veya hasta diyor bende kemik erimesi var herhalde, bana implant olmaz diye oturttuğumuz koltuğa hastamız maalesef çok umutsuz bir şekilde gelen hastalarımıza baktığımız zaman çok çok iyi bir kemik yapısı olduğunu görebiliyoruz. Şimdi vücuttaki kemik İlerleyişle ağızdaki kemiğin kalitesi maalesef her zaman birebir uyumlu olmuyor ve bazen tersi de olabiliyor. Ağızdaki kemik kalitesini ve kemiğin hacmini belirleyen en önemli faktör dişsiz kalınan süre aslına bakarsanız. Ağızdaki kemikteki diş çene kemiklerindeki erime diş çekiminden sonra hızlı bir şekilde başlıyor. Şimdi dişi çektiğimiz an oradaki canlılığı erime o andan itibaren başlıyor. Çok arayı tutmamak, açık tutmamak lazım. Arayı tutmamakta fayda var. Diş çekimi sonrası bazen aynı seansta veya hemen birkaç ay içerisinde oraya bir implant yerleştirerek oradaki kemiği tutmak adına bir an önce tekrar fonksiyon haline getirmekte fayda var. Onun için diş hekimleri hemen implantı öneriyorlar. Olay açık bir fonksiyonellik dışında bir de kemik kaybını engellemek için. Tabii implant kemik kaybını çok ciddi oranda... Bir önceki nesil şanssızdı hocam. Tabii. Bir önceki nesil şanssız oldu öyle mi? Yani yeni nesil gene en azından daha erken yaşta diş kaybetse bile implantlı olay sadece kozmetik ve işte çiğneme fonksiyonu dışında çene kaybını, kemikteki kaybı da engellemek için. Ben en çok merak ettiğim soruyu sorayım hocam. Çok fazla vaktimiz kalmadı. Böyle sohbet ederken vakit bitti. İmplantla ilgili haberler oluyor yani işte bunun işte sahtesi, mahtesi, memnesi. Çünkü özel bir metal herhalde, özel bir tasarım, özel bir şey, neyse. Nedir hocam o olay? Yani o metali mi farklı, metali mi kaliteli, imalatı mı kaliteli? Bir de bunu uygulayan kişiler iki zor olsun. Bir
implantın kendisi, hı-hı, o malzeme. Hı-hı. Bir de uygulaması. Hı-hı. Hani bu işte büyük para var, bunu ben de yapayım diyen insan çoktur yani. Çok fazla. Diş hekimi olmadan da yapmak isteyen vardır ki diş hekimlerinin de hepsini yapmasını sizin uzmanınız gereği yani söylediğimiz kadarıyla bütün diş hekimleri uygulayabiliyor mu mesela? Yasal olarak bununla ilgili bir kısıtlama yok. Yok, hani yapabiliyorsa genel diş hekimleri implant yapabiliyor. Ancak burada önemli olan hekimin tecrübesi, bu işi ne kadar yaptığı veya ne kadar zamandan beri bu işe gönül verdiği çok önemli. Ben hani uzmanlık yapmış birisi olarak hastalarımızın genel olarak tabii bir çene cerrahisi uzmanına bu işi yaptırmalarını tavsiye ederim. Çünkü implant bazen 5 dakikalık bir işlem olarak başlayıp maalesef sıkıntılı bir sürece doğru gidebilir. Çeşitli komplikasyonlar gelişebilir veya implantı sadece bir çene ameliyatı olarak görmek çok doğru değil. İmplant bir takım işi ve 3-4 aylık bir sürece yayılan bir iştir. Bunda cerrahın tecrübesi ve yeteneğinden ziyade bu implantın üzerindeki dişi yapacak olan bir protez uzmanının, diğer hekimlerin de bir takım çalışması şeklinde olmasıyla başarıya ulaşılabiliyor. Burada sadece ameliyatta implantın konması veya implantın markası veya kalitesi. Şimdi implantın başarısını etkileyen faktörlere baktığınız zaman implantın markası en sonda gelir. En sonda gelir. Birçok hasta bize soruyor, işte iyi marka daha iyi kaynıyor veya kötü bir implant. Zaten kötü bir implant markasına ulaşmak çok mümkün değil artık günümüzde. Zaten hepsi Sağlık Bakanlığı'nca onaylı, sertifikalı implantlar. Açıkçası sahte implant çok çok ender ve... Sahte derken kaçak mı acaba? Kaçak, yani resmi olmayan yollardan mı sokulmuş? Şimdi onun hiçbir hekim bilerek kimseye bir sahte veya kaçak bir implant uygulamaz. Onu o hekim de kandırılmıştır. Anladım. Öyle çok gündeme geliyor yani. Evet. İnsan sanki böyle bu böyle sanayide tornada yapılan bir malzemeymiş gibi düşünüyor. Yok, öyle çok bir ciddi bir Ar-Ge araştırma sonucu zaten implantlar piyasaya çıkartılıyor ve piyasaya sürülmesi, satışa çıkarılması en zor dental ürünlerden bir tanesidir implant. Ama şey çok önemli hocam, o son cümleniz çok önemli. Yani bu başarıdaki en son basamak implantın markasıdır. Asıl başarı yani... Kemiğin kalitesi. Kemiğin kalitesi bir. Hastanın genel durumu. Genel şeker hastalığı, tansiyon, başka bir hastalığı olmayacak. Sağlıklı evet, bir olacak. Hastanın ağız bakımı. Sonrasındaki ağız devam bakımı. Devam edecek ağız bakımına. Devam etmek zorunda, mecbur. Ve hekimin tecrübesi, yeteneği. Hekimin tecrübesi. O yetenek... Tabii o birazcık da kısmet yani onu... Burada şuna karar vermek gerekiyor. Senede 20 implant yapan hekim mi, ayda 100 veya 200 implant yapan hekim mi? Yani tecrübe, vakaları sık yapmak veya bu iş üzerine odaklanmış bir hekim mi? Her türlü komplikasyon azmak. Riskini gören, her türlü çeşit farklı yapıyı gören hekim diyelim. Bu cerrahi branşların çoğunda var ama. Yani bütün cerrahi branşlarda böyle birazcık daha bu nokta atışı olarak bu konuyu yapan hekim birazcık daha böyle insan gönül olarak sanki daha iyidir gibi düşünüyor. Tahmin ediyordum arkadaşlar eli kulağında şu anda bize son dakika işareti yapacaklar diye yaptılar. Çok önemli bir konuydu sevgili izleyiciler. Ben her hafta bu çok önemli cümlesini kullanıyorum çünkü her hafta çok önemli zaten. Yani önemsiz olan bir konu yok, yapacak da bir şey yok. Tıp bu. Dişten, ayaktan, tırnaktan, hani ne diyorlar hocam, dişten tırnağa her konu çok kıymetli, görüyorsunuz. Kurcaladığımız yerden neler çıkıyor. 20'lik yaş dişi deyip 20'lik yaş dişi aldırırız dediğimiz yerden neler çıkıyor. Küçümsememek lazım. Hocam ağzınıza sağlık. Son sözünüzü alalım isterseniz. Hocam rahatsızdı. Sesinde de bir ufak titreme vardı ama yayında çok fark edilmedi. İşte bu tebabet aşkı. Bazen bize böyle ekstra güç gelir. Evet. Uykusuz 36 saat, 48 saat tamamlayabiliyoruz yani. Evet. Son sözlerinizi alalım hocam, kapatalım. Ben buradan tüm hastalarımıza, bizi izleyen insanlara söyleyeceğim. Düzenli diş hekim kontrolüne gitmelerinde önemli bir durum söz konusu. Çünkü gözden atlanan bir şey veya uzun süre takipsiz kalmış bir ağızda çok ciddi bir sürprizlerle karşılaşabiliyoruz. O yüzden sıklıkla bizi uğramalarını tavsiye ederim. Hocam bilerek son bir soru geldi aklıma, onu da sorayım çıkalım. Bu diş reklamlarındaki doktorları nereye göre seçiyorlar? Diş macun reklamlarındaki doktorları nereye göre seçiyorlar? Hiçbir fikrim yok yani. Birkaç arkadaşımız da çıktı. Çok da güzel yakışıyorlar ekrana ama bilmiyoruz bakalım. Öyle diyeyim ben de maşallah. Hakikaten sürekli değişiyordu, onun için söylüyorum. Yani böyle evet. sırayla bende falan mı diyorsunuz? Yok, henüz bana sıra gelmedi. İnşallah hocam gelirim. Hocam ağzınıza sağlık. İlerleyen haftalarda bekliyorum tekrar. Önemli birkaç konu daha var. Bu sezonu bitirmeden yapalım. Gel sezon da bitiyor. Çok fazla bir şey kalmadı. Haftada bir program yaparak gidince yani 30-40 program bana az geliyor, öyle söyleyeyim. Ama çok aşırı mesai. Hekim arkadaşların hep söylüyor. Ben de öyleyim. İnşallah ilerleyen haftalarda Kanal T yöneticilerinin de desteğiyle teşekkür ediyorum tekrar kendilerine. Belki sayısını arttırırız programın. Çünkü son 7-8 program herhalde bu sezon için. Bugün Doktor Bora Öncü ile birlikteydi. Kendisi çene cerrahisi ve diş, çene ve ağız cerrahisi uzmanı. Ağız diş sağlığı ve çene cerrahisi uzmanı. 20'li yaş dişlerinden bahsettik. İlerleyen haftalarda kendisi tekrar konuk etmek istiyorum. Bu arada arkadaşlar ana haber hazırlıyorlar. Güney 100 ile ana haber 18.30'da Kanal T ekranlarında. Gündemde önemli haber başlıkları var. Kaçırmayın.
yapmayın diyorum efendim. Bizden hemen sonra ana haberi Güney Yüzgül sizlerle birlikte olacak. Haftaya iyi bir doktor programında yepyeni iyi doktorlarla buluşunca da yayında ve yapın emeği geçen arkadaşlar adına hoşçakalın, sağlıcakla diyorum. Kalın diyorum.